Herkese merhaba. Ben Serdar Arkandüzgören. Yepyeni bir dersle beraberiz. Şimdi şu an ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an halen beta aşamasında olan fakat kullanıma açılmış olan yeni bir render pilot sistemimiz var arkadaşlar. Sadece 3ds Max ile beraber çalışıyor. Kullanmış olduğunuz 3ds Max sürümünün herhangi bir önemi yok. Ve en güzel tarafı da arkadaşlar, hangi render motorunu kullandığınızın hiçbir önemi yok. Octane kullanabilirsiniz, V-Ray kullanabilirsiniz, efendime söyleyeyim Mental Ray kullanabilirsiniz, E-Ray kullanabilirsiniz, Corona kullanabilirsiniz. Ne isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu Cloud Rendering sistemi arkadaşlar Autodesk'in Bulut Render sistemi, yani bulut servislerinden bir tanesi. Öncelikle bu sistemden faydalanabilmeniz için bir adet Autodesk hesabınızın olması gerekmekte ve doğrulanmış bir hesap olması gerekiyor. Cep telefonunuza bir doğrulama kodu gönderiliyor. Sisteme kayıt olurken bir telefon numarası belirtirseniz o numaranın doğru olması lazım. Özür dilerim. Veya henüz belirtmemiş iseniz de belirtmeniz gerekmekte. Şimdi ilk kullanım olarak hediye, tahminimce size de 2000 kredi gibi bir kredi verilir ya da en düşük 1000 krediye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu 1000 krediyle ne yapıyorsunuz? 1000 krediyle arkadaşlar her bir render için bir kredi düşer. Ve bu da 2000 render demektir. Çalışma mantığı arkadaşlar bildiğiniz bir render farm olarak düşünebilirsiniz. Şimdi tabii ki bunu bilgisayarınıza 3ds Max'len kullanabilmeniz için servis pack 3 kurulu olması gerekmekte ve Cloud Rendering'in kendi küçük bir programı var. Onu bilgisayarınıza indirmeniz ve kurmanız gerekmekte. Şimdi kısaca size arayüzünden bahsedeyim. Sonrasında 3ds Max ile nasıl çalıştığını ve buradaki görmüş olduğunuz özelliklerinden de bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir arayüzü yok ama render aldırmak istediğiniz işin ve render alınan iş hakkında oldukça detaylı bilgiler veriyor. Öncelikle şu kısımdan bahsedelim arkadaşlar. Renders, Settings, Help, Account. Şimdi arkadaşlar render kısmı burada sizin. Hemen açalım. Son yaptığınız render işlemi veya render'da olan işleminiz veya render sırası bekleyen işleriniz gözükmekte. Sonrasında temadan koyu ve light seçenekleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben koyu seçeneği tercih ediyorum. Dil seçeneklerinde sadece İngilizce ve Fransızca mevcut. Türkçe de çok gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü çok karmaşık bir İngilizcesi yok. Sonrasında help kısmı var arkadaşlar. Autodesk laboratuvarlarında geliştirilen bir sistem. İletişime geçip soru sorabiliyorsunuz. Yardım kısmı, FAQ kısmı ve kendi sizin account'unuzla alakalı profil ve çıkış butonları arkadaşlar. Şimdi Q&A kısmına geldiğimizde en son ben sizin de görmeniz açısından bu işlemi render yaptırmıştım. Sonrasında hemen dosyamın adı Pull Bedroom Max dosyasıydı arkadaşlar. Burada render'ımızın çıktısını görüyorsunuz. Bu render çıktısı arkadaşlar küçük bir hatası var. Onun sebebi Cloud Rendering'den kaynaklanmıyor. Açıklayacağım birazdan. Ray render motoru ile render alınmış bir sahne Cloud Rendering sisteminde. Şimdi arkadaşlar burada bir tekstür hatasında yüklemede bir problem oluştu. Tekstürü yukarıya otomatik olarak yükleyemediğinden kaynaklandı bu hatamız. Ciddi bir problemdi. Çok nadir başınıza gelebilir. Bu kısımda arkadaşlar bizim render time strip numaralarını gösteren 10'dan 40 saniyeye kadarki süreleri
en doğru şekilde gösteriyorum. Mesela striplerde en uzun süreyi 43 saniye ve 330 milisaniye ile 14. stripte yaşamış arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir hızlanma göstermiş ve bu şekilde render işlemimizi bitirmiş. Hemen altına geldiğimizde arkadaşlar burada job settings, translation ve stats alanlarımız var arkadaşlar. Job settings kısmında bizim işimiz hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Still frame tek kare render alanını belirtiyor. Kamera quad 4 olarak gösteriyor ve 1 numaralı kameranın render yapıldığını, 1000x1000 piksel ölçüsünde render alındığını, kayıt şeklinin JPEG olduğunu, 1 frame olduğunu ve V-Ray render motoru ile render edildiğini gösteriyor arkadaşlar. Hemen altındaki kısımda compute time ve total average kısımlarından bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi Clouseau render işleminin bittiğini göstermekte. Compute time 5,5 dakikaya yakın bir sürede bunun render edildiğini söylüyor. Ki bu sahnede arkadaşlar poligon sayımız 2 milyona yakın gibi ve 1000'e 1000 piksel render aldık. Bunu lokal bilgisayarımda render aldığımda 15 dakika gibi bir süre sürüyordu. Sonrasında ama Cloud Rendering'de 5,5 dakika gibi bir sürede render alıyor. Nereden bakarsanız bakın 3'te 1'i oranında bir kısalma var. Hemen yanındaki total kredi kısmı var arkadaşlar. Bir kredi kullanıldığından bahsediyor. Burası 2000'de 1997'ye düştü. Çünkü ben daha öncesinde test renderları almıştım. Ondan dolayı iki kredi kullandım. Average kısmında arkadaşlar bir kredi bir frame diyor. Yani siz Cloud Rendering'de 3D Max'te hazırlamış olduğunuz bir animasyonunuz var ise 300 frame olabilir, 100 frame olabilir, 50 frame olabilir. Hiç önemli yok. Frame başına bir kredi düşeceğini belirtiyor arkadaşlar. Ben tek frame'i gönderdiğim için, yani animasyon olmayan bir sahne gönderdiğim için bir kredi benim hesabımdan düşmüş bulunuyor. Hemen altındaki alanda arkadaşlar ne zaman gönderildiği, ne zaman işin ne zaman gönderildiği ve işin ne zaman bittiğini burada bize belirtiyor. Sonrasında sahnemizin toplam megabaytı, yükleme boyutu, upload hızından burada bize bahsediyor. Sonrasında buradaki create time sırada ne kadar beklediğinden bahsediyor arkadaşlar. Completing'in 18 dakika gibi bir süreden bahsediyor ki bu toplam yapmış olduğumuz iş süresidir arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğu süre bizim normal render süremiz budur. Şu ana kadar ben 3 render'ı 18 dakikada tamamladım. 18,5 dakika diyelim biz ona, gibi bir sürede tamamlamışım. Gördüğünüz gibi işimiz hakkında da çok detaylı bilgilere sahip olabiliyoruz. Sonrasında bu kısımda arkadaşlar Download butonuna bastığımızda bizim render'ımızı bilgisayarımıza indiriyor gördüğünüz gibi. Burada Share kısmı var arkadaşlar. Buna bastığınızda bu render çıktığınızı sizin A360 Drive'ınıza aktarıyor. Orada size tahminimce 25 GB'a yakın bir depolama alanı veriliyor. Ücretsiz olarak, fazlasında ücret ödemek zorundasınız. Detaylı bilgiler için A360 sayfanızda gerekli fiyatlandırmaları görebilirsiniz ihtiyacınız dahilinde. Oraya A360 Drive'ı atıyor. Siz oradan sonrasında istediğiniz gibi paylaşımlarda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi basit olarak bir logout diyoruz arkadaşlar. Siz bunu nasıl kullanacaksınız? 3D Max Cloud Rendering'in ana sayfası budur arkadaşlar. Bu şekilde bir ana sayfayla karşılaşırsınız. Join the preview diyoruz arkadaşlar. Singing diyor. Bir hesabımızın olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Hemen buradan oturumumuzu açıyoruz. Sonrasında oturumumuzu açtık ve tekrar girdik. Bu şekilde arkadaşlar Cloud
Rendering alanınızda oturum açıyorsunuz. Zaten Cloud Rendering sizin bilgisayarınızda kurulu değilse download butonu beliriyor arkadaşlar. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Kurulum sırasında 3D Max'in kapalı olması gerekmekte. 3D Max'i kapatıp programı kuruyorsunuz. Zaten çok hızlı bir şekilde küçücük bir program kuruyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar hemen 3D Max'e geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hazırlamış olduğumuz bir sahnemiz mevcut. Size de tavsiyem Slate Material Editor kullanmanız, sahne tasarımlarınızı en azından slop bitti derdiniz olmuyor. Bu da küçük bir not olsun. Hemen bunu aşağı atıyoruz. Bunu da kapatalım. Sahnemiz gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Render işlemini başlatabilmeniz için buradan Render Setup'a geliyorsunuz arkadaşlar. Kullanmak istediğiniz render motorunuzu seçiyorsunuz. Gerekli ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Sonrasında Renderer sekmesinde, pardon, Target sekmesinde açılır menüde arkadaşlar. En altta Submit to Cloud Rendering seçeneği çıkıyor. Onu seçiyorsunuz. Bu seçeneğin çıkması için arkadaşlar sahnenize bir sahne tasarımı yapmış olmanız gerekir ya da bir şey modellemiş olmanız gerekir, ışıklarıyla, kaplamalarıyla, her şeyiyle. Boş bir sahnede bir box, bir silindir, bir küre çizseniz bile cloud işleme, cloud rendering işlemi başlamaz, hata verir. O yüzden tüm çalışmalarınız bittikten sonra kullanabilirsiniz test renderlar için. Kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü boşu boşuna krediniz gider. Test renderlarınızı lokal bilgisayarınızda alıp final renderlarınızı Cloud Rendering'e gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan Submit to Cloud Rendering seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Cloud Rendering. Burada arkadaşlar işiniz hakkındaki ön bilgilendirmeyi size burada yapıyor. Şimdi işinizin adı Pull Bedroom Max dosyası. Bunu değiştirebilirsiniz. Buraya etiketler ekleyebilirsiniz. Burada Render Settings ayarlarınız var arkadaşlar. Buradan değiştiremiyorsunuz. Değişiklik yapmak istiyorsanız tekrar Render Setup penceresine dönmeniz gerekmekte. Pixel ayarlarıyla buradan değişiklikler yapabilirsiniz. Burada zaten Accounts hakkında bilgileri görüyorsunuz. Halen beta sürümünde olan bir sistem arkadaşlar. Ufak tefek hataları olabilir. Sürüm numarası aşağıda yazmakta. Burada kredi numara adediniz gözüküyor. Sonrasında burada tip single frame, yani animasyon render almıyoruz. Şu anda aktif kameramız, kamera 01. Output JPEG olarak kayıt edilecek arkadaşlar. 1000x1000 piksel ölçülerinde. Distributed Image Rendering seçiyoruz arkadaşlar. Cloud'daki birçok makineye bu render işlemini yaptır diyoruz. Hemen altında Send Me Proxies Notification via Email seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu render işlemi bittikten sonra bana email ile bildirimde bulun seçeneğidir arkadaşlar. Onun hemen altında yer alan Open Crayon Job Submit seçeneğimizde arkadaşlar. Yani buradan Upload and Render butonuna tıkladıktan sonra yükleme işlemi bitiyor. Ve bana render yapılan ekranı aç demektir arkadaşlar. Sizi otomatik olarak 3ds Max Cloud Rendering Core web sayfasına yönlendiriyor. İsterseniz direkt buradan Open Core dediğiniz zaman da, yani bu butona tıkladığınız zaman da o pencereyi açar. Buradaki tüm ayarlarımız tamam ise Upload and Render butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pull Bedroom Max burada bir dosyanın arandığını söylüyor arkadaşlar. Yes diyoruz. Az önce bahsettiğim hata halen onu veriyor. Vermesinin sebebi şu, o texture şu an başka bir hard diskten okunduğu için yüklemede problem yaşıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi sizin Max dosyanızın Cloud'a yüklenmesi sizin upload hızınızdan alakalı bir durum. Ne kadar yüksek bir upload hızınız varsa bu dosyanın karşıya yüklenmesi o kadar hızlı olacaktır. Şu an bekliyoruz arkadaşlar yüklenmesini. Evet, yükleme işlemi bitti ve bizi render işlemimizin yapılacağı ekrana attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar
Burada render işlemimizin yapıldığından bahsediliyor. Burada %0'ı tamamlandı. 18 tane görev işleniyor diyor. Yine sürelerimiz 0 olarak gözükmekte. Bu ayarların bu alanlardaki değerlerin gözükmesi render işlemimiz bittikten sonra olmakta arkadaşlar. Hesabınızdan kredi düşümü de render bitiminde yapılıyor. Gördüğünüz gibi render %0 done diyor. Hop %5. %5'e kaç saniyede ulaştığını gördünüz arkadaşlar. 26 saniyede %10 oldu. Bu şekilde işinizin süresini ve total bir kredi olarak gösteriyor arkadaşlar. O sürekli bir olarak kalacak. Harcanan kredinizi de tekrar burada size toplamda söyleyecek. Render işlemi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu sonuna kadar beklememizin bir anlamı yok. Kullanım şekli bu kadar basit ve oldukça da başarılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Wray Render'ında, Render motorunda çok güzel bir şekilde renderlarımızı alabiliyoruz. Tam beta'dan çıkıp artık tam sürüm moduna geçtiğinde arkadaşlar bu Cloud Rendering sistemimiz eminim artık masaüstü bilgisayarlara harcadığımız çok yüksek meblağlardan da kurtulacak gibi gözüküyoruz. Çünkü kredi fiyatları da çok yüksek olmayacak da ihtiyacınız kadar kredi alıp kullanacaksınız ve bitecek. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.